Değerli bir besin kaynağı balık. Şeytandan Allah'a sığınırım. Deniz avı ve onu yemek size ve yeryüzünde dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. Kalp hastalıklarına yakalanan ve bu nedenle hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamalarının gün geçtikçe düşmesi kalp sağlığına gösterilen önemi büyük ölçüde arttırmıştır. Tıpta kalp hastalıklarının tedavisi konusunda pek çok yeni gelişmeler kaydedilse de uzmanların asıl tavsiye ettiği bu hastalığa yakalanmadan önce alınacak önlemlerin titizlikle uygulanmasıdır. Uzmanlar kalbin sağlıklı işleyişinde ve hastalıkların önlenmesinde önemli bir besini tavsiye etmektedirler. Balık Balığın önemli bir besin olmasının nedeni hem insan vücudu için gerekli maddeleri sağlaması hem de bedeni çeşitli hastalık risklerinden mümkün olduğunca uzak tutacak içeriğe sahip olmasıdır. Örneğin, içerdiği omega-3 asidi ile vücut sağlığı için adeta bir kalkan görevi gören balığın düzenli olarak tüketildiğinde kalp hastalıkları riskini azalttığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. Bilimsel olarak faydaları yeni kanıtlanan balığın değerli bir besin kaynağı olduğu günümüzden yaklaşık olarak 1400 yıl önce indirilen Kur'an'da da bildirilmektedir. Yüce Allah Kur'an'da "Deniz ürünlerini şeytandan Allah'a sığınırım. Denizi de sizin emrinize veren odur. Ondan taze et yemektesiniz. Deniz avı ve onu yemek size ve yeryüzünde dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı." ayetleriyle haber vermektedir. Ayrıca Kehf suresinde de balığa özel olarak dikkat çekilmektedir. Bu surede Hz. Musa ve genç yardımcısının uzun bir yolculuğa çıktıkları ve yanlarına da yiyecek olarak balık aldıkları bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler. Balık denizde bir akıntıya doğru veya bir menfez bulup kendi yolunu tuttu. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki Yemeğimizi getir bize. Andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk. Genç yardımcısı dedi ki Gördün mü? Kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Kehf suresinde uzun bir yolculuk sırasında yorulduktan sonra yiyecek olarak özellikle balığın seçilmiş olması dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu kıssadaki hikmetlerden biri olarak balığın faydalarına, besleyici yönüne işaret ediliyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Nitekim balığın besin olarak özelliklerini araştırdığımızda çarpıcı bilgilerle karşılaşırız. Rabbimizin bizlere büyük bir nimeti olan balıklar özellikle protein, D vitamini ve eser elementler açısından mükemmel besin kaynaklarıdır. İçerdikleri fosfor, sülfür, vanadyum gibi mineraller sayesinde ise büyümeyi ve dokuların iyileşmesini sağlarlar. Sağlıklı diş etleri ve diş yapısı oluşmasına yardımcı olur, cilt rengini güzelleştirir, saçların daha sağlıklı olmasını sağlar, bakteriyel enfeksiyonlarla mücadeleye katkıda bulunurlar. Ayrıca kandaki kolesterol oranını düzenleyici etkileriyle kalp krizlerinin önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Nişasta ve yağların parçalanarak vücutta kullanılmasına yardım ederler. Böylece daha enerjik ve daha kuvvetli olunmasını sağlarlar. Öte yandan zihinsel faaliyetlerin düzenli çalışmasında etkilidirler. İçerdikleri D vitamini ile ve diğer minerallerin yeterli miktarlarda alınmaması durumunda ise kemik zayıflığı, diş eti hastalıkları, guatr, hipertiroid gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bunların dışında günümüz tıbbı balığın içerdiği omega 3 yağ asitlerinin sağlık açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu keşfetmiştir. Hatta bu yağlar zaruri yağ asitleri olarak belirlenmiştir. Balık yağındaki omega 3'ün faydaları Balık yağında sağlığımız için özellikle çok önemli olan iki farklı doymamış yağ asidi türü bulunmaktadır. İnsan vücudu omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini üretemez. Dolayısıyla dışarıdan besinlerle alınmaları gerekir. Balık yağının omega-3 yağ asitini içermesi nedeniyle insan sağlığına faydaları hakkında çok fazla delil bulunmaktadır. Omega-3 yağ asitleri bitkisel yağlarda da bulunmasına karşın insan sağlığını korumada çok daha az etkilidirler. Balıktaki yağ asitlerinin hayati faydaları. Balıktaki yağ asitlerinin başlıca özelliği ise vücudun enerji üretimine katkıda bulunmasıdır. Bu yağ asitleri vücutta oksijene bağlanarak elektron transferini gerçekleştirmekte ve vücuttaki bir takım kimyasal işlemler için enerji sağlamaktadırlar. Bu nedenle balık yağı açısından zengin bir beslenmenin yorgunluğu giderdiğine, kavrama gücünü ve hareket kabiliyetini arttırdığına dair deliller de bulunmaktadır. Omega 3 kişinin enerji seviyesini olduğu kadar konsantrasyon yeteneğini de arttırmaktadır balığın zeka besini olarak ifade edilmesinin bilimsel bir temeli vardır. Çünkü beyindeki yağın ana bileşimi omega 3 yağ asitleri içeren DHA'dır. Kalp ve damar sağlığında balığın önemi Balıkta bulunan omega 3 yağ asidi kandaki kolesterolü, trigliseriti ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını koruyucu bir etki yapar. Trigliserit bir çeşit yağdır ve içerdiği zengin yağ ve düşük protein bakımından LDL'ye yani kötü kolesterole benzer. Yükseltilmiş trigliserit seviyesi özellikle yüksek kolesterol durumunda kalp hastalığı riskini arttırır. Ayrıca balık yağları bir kalp krizinden sonraki anormal kalp ritimlerinin hayatı tehdit eden risklerini de azaltmaktadır. Amerikan Tıp Birliği tarafından yapılan bir araştırmada haftada 5 porsiyon balık yiyen kadınlarda kalp krizi geçirme oranlarının 3'te 1 oranında azaldığı görülmüştür. Bunun balık yağında olan omega-3 yağ asitlerinin kanın daha az pıhtılaşmasına neden olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kanın damarlarımızdaki normal hızı saatte 60 kilometredir ve kanın yeterli derecede akışkan olması, yoğunluğunun, miktarının, hızının normal seviyede olması hayati derecede önem taşır. Kanımız için en büyük tehlike pıhtılaşarak akıcılığının azalmasıdır. Balık yağları kandaki trombositlerin birbirlerine yapışmalarını engelleyerek kanın pıhtılaşmasını azaltmada da etkili görünmektedir. Aksinde kanın yoğunlaşması damarların daralmasına sebep olur. Bu durumda başta kalp, beyin, gözler ve böbrekler olmak üzere vücuttaki pek çok organın kanla yeterli miktarda beslenememesine, ağır çalışmalarına ve zamanla fonksiyonlarını yitirmelerine sebep olur. Örneğin atar damar pıhtılaşma yüzünden tamamen tıkandığında damarların bulunduğu yere bağlı olarak kalp krizi, felç veya başka hastalıklar meydana gelebilmektedir. Omega-3 yağ asitleri al yuvar içindeki oksijen taşıyan hemoglobin molekülünün üretiminde ve hücre zarından geçen besinlerin kontrolünde de önemli rol oynamakta ve vücut için zararlı yağların zararını engellemektedir. Araştırmalar balıktaki omega-3 yağ asitlerinin kalp krizi riskini azalttığını ortaya koymaktadırlar. Yeni doğan bebeklerin gelişimi için önemi. Omega 3 yağ asitleri insan beyni ve retinasının önemli bir bileşeni olmalarından ötürü özellikle yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarıyla bağlantılı olarak geçtiğimiz 10 yılda önemli araştırmalara konu olmuştur. Omega 3'ün bebeğin anne rahmindeki gelişimi ve yeni doğmuş bebeğin gelişimindeki önemini kanıtlayan çok fazla delil bulunmaktadır. Omega 3 özellikle hamilelik dönemi boyunca ve bebeklik döneminin başlarında beyin ve sinirlerin uygun şekilde gelişimi için çok önemlidir. Anne sütü de doğal ve mükemmel bir omega-3 deposu olduğundan bilim adamları anne sütünün önemini özellikle vurgulamaktadırlar. Eklem sağlığına faydası. Romatizmaya bağlı eklem enflamasyonunda en önemli risk eklemlerde meydana gelen aşınmanın geriye dönüşü olmayan bir tahribata yol açmasıdır. Omega-3 yağ asidi bakımından zengin bir beslenmenin Artrit oluşumuna engel olduğu, şişmiş ve hassas eklemlerdeki rahatsızlıkların da hafiflediği kanıtlanmıştır. Beyin ve sinir sisteminin sağlıklı çalışması açısından faydaları. Omega-3 yağ asidinin beyin ve sinir sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasındaki etkileri yapılan pek çok araştırmada ortaya konmuştur. Ayrıca balık yağı takviyelerinin depresyon ve şizofreni belirtilerini hafifletebildiği, Alzheimer hastalığını önlediği gösterilmiştir. Örneğin depresyon geçiren ve 12 hafta boyunca 1 gram omega 3 yağ asidi alan kişilerde belirtilerin azaldığı belgelenmiştir. Omega 3 yağ asitleri enfeksiyonel rahatsızlıkların iyileşmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de önemli rol oynarlar.